Selin Esen Hanım yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühüm. Benim pek kıymetli Arslanlar Arslanlı Cennet isimli canım hocam. Takva sahibi bir kimsenin özelliklerini biraz daha detaylı anlatır mısınız inşallah? Takva sahibi bir kimse duyarsız, alıngan, kinli, öfkeli olur mu? Bu özellikleri üzerine taşır mı? Hürmet üstüne hürmetle ve bütün muhabbetimle nurlu güzel ellerinizden öperim. Selin Eser. Bu ne sevgi böyle, bu ne sevgi böyle maşallah. Takva, Kur'an ahlakına tam uymak, sevgi dolu olmak, can yakmamak. Artık insanlara sevinç vermek, iyilik vermek, yani iyiliği yaymak. Çünkü insanlar Allah'ın tecellileri, onlar mazlum varlıklar. Bir de insan sevildi mi güzelleşir, sevgiyle güzelleşir insan. Evet. Yani ve gitti ateş nasıl ve değil mi körükten değil mi hava veriliyor değil mi evet. Canlanır yani rüzgar şey insan da öyledir yani sevgiyi gördükçe canlanır müthiş ihtiyacı vardır insanın sevgiye ve şefkate evet. Muhabbete bir de insan zayıf yaratılmış güzel sözü çok özenli söylemek lazım yani iltifatı bile çok özenli söylemek lazım yani. İnsan çok zeki varlık olduğu için oradaki bir söz bile, onun akışındaki bir vurgu bile onu rahatsız edebilir. Canı gönülden son derece samimi konuşmak lazım. İnşallah. Yani samimiyetsiz, bir parça samimiyetsiz olan konuşma bile çok olumsuz etki yapar. Tabii. İnsanların sağlıklı olması için, rahatlığı için gayret etmek lazım. Yani seni seviyorum lan olmaz. Çünkü biz zayıf yaratıldık. Bedenen sağlıklı olması için gayret etmek lazım. Mesela güzel yiyecekler yemezse, uykusuna dikkat etmek, üzmemek, hatta cereyanda bırakmamak. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Geleceğini düşünmek onun, Allah'ın dilemesiyle, yani ona sebebe sarılmak. Yalan söylememek. Yalan çok korkunç bir şey. Bayağı bütün rahatı kaçıran, insanın huzurunu kaçıran bir şey. Yalan söylememek çok zevkli. Acayip zevkli. Yani insanlar o zevki şiddetle yaşaması lazım. Yani çok sev... az yaşayan insanlardır ama tahmin ediyorum. Evet. Ya mesela insanın sevdiğine yalan söylememesi ya çok heyecan verici bir şey. Düşünebiliyor musun? Asla yalan söylemiyorsun. Karşındaki kişi de senin asla yalan söylemediğini biliyor. Müthiş lezzet alır bir insan. Hiç yalan söylemeyen bir insandan. Acayip zevk alır. Yani ne sorursa doğru söylüyor. O ne demektir? O insandan birebir tam veya bağlantı demektir. Çünkü yalan söyleyen insan çok korkunç. Bakışları yapmacık. Yüzü yapmacık. Konuşma yapmacık. Adam yok. Ölmüş adam. Kuklayla konuşuyorsun. Yani taş mankenle konuşuyorsun. Bir aletle konuşuyorsun. Çünkü o adam o adam değil. Çünkü gerçekten onun olması için doğru konuşması lazım. Ya onun ruhuyla tam bağlantı gerekiyor. Tam bağlantı birebir. Gözleriyle tam bağlantı gerekiyor. Ve dolayısıyla yüzüyle tam bağlantı gerekiyor. Bu üçü olmadı mı da o insan eziyet verir insana artık. Ya bir yalancıyla değil mi yüzü masklaşmış anlamsız bir suratla konuşmak çok eziyet vericidir akıllı bir insan için. Ama akıllı, samimi, hiç yalan söylemeyen bir yüz ve bir insandan konuşuyoruz. Müthiş zevklidir bu. Yani buna doyum olmaz. Acayip güzeldir. Bu cennette var. Huzur verici en azından. Tabii çok çok zevkli ve güzeldir. Ruhu gevşetir, insanı rahatlatır. Çok hoşnutluk verir kalbe. Ve sevgiyi alabildiğine körükler. Sevgi o zeminde müthiş gelişir. Mesela yalan söyleyen, sürekli böyle yalan komplimanlar yapan, yalan konuşan, yüzün bakışları bile yalan olan bir insana sevgiyi nasıl sunacaksın? Yani gücün yetmez ki insan beynine inanması gerekiyor önce. Biz inansak bile beynimiz inanmaz. Onun için son derece dürüst olmak gerekiyor. Allah bu nimeti farz kılmış bize. Mesela Kur'an'da ne deniyorsa hep lehimize. Tabii. Allah diyor yalan söylemeyin, yalan haram. Ama sonucunda biz mutlu oluyoruz. Yani müthiş bir zevk meydana geliyor. Mesela diyor ki Allah samimi olan kullar kurtulur diyor. Samimi olun diyor. Ya samimi insan çok şahane bir şey. Eli yüzü şahane, konuşması şahane, oturup kalkması, yemesi içmesi her şey çok güzeldir. Yapmacık bir adamın her şeyi insan rahatsız eder. Samimi olmayan bir insanın. Her şeyine rahatsız olursun.
takva aklımıza gelen iyi güzel olan her şeyin ısrarlı ve kararlı şekilde işimize gelmese de uygulanmaz. İnşallah. Nefsimize ters gelse de. Mesela cömertlik. Mesela bir sevdiğin insanın, değil mi, ona güzel bir hediye almaz. Onu koruyup kollaması. Zaten dünya malı en de sonunda gidecek yani, değil mi? Ne güzel bir insan sevdiğine bir şeyler alması, onu mutlu etmesi. Onun yüzündeki o sevinci görmek. Tabii çok fazla sayılabilir. Yani özetle karşılıklı insanları mutlu eden, Kur'an'da olan her şey. İnşallah. İnşallah.